İnşallah çağırırlar. Aman aman, üstten üstten al Elif. Geciktik zaten. Sonra bir şey demesin Seçil Hanım. Asıl bizi böyle görürse demediğini bırakmaz. Nurşen, bu saatte temizlik mi kalır? Niye bitirmediniz? Bitti bitti, kaldırıyorum. Sen bırak. Sen kaldır. Hadi, hadi. Emir Bey niye geldi? Emir Bey mi? Yok, bugün uğramadı. Şimdi arabasını gördüm. Buradaydı. Vallahi Seçil Hanım dükkana uğramadı bugün. İyi, tamam. Hadi boş durmayın. Hadi. Meltem Hanım, nasılsınız? Sağ olun, her şey yolunda. Yalnız biz size sormadan bir iş yaptık. İnşallah kızmazsınız. Yeni eleman aldık da ama benim hiç içime sinmedi. Bir de gelip siz görseniz. Vallahi ne kadar iyi olur. Yarın bekliyorum o zaman. Eli boş karşılamak olmaz şimdi. Nurşen! Bir işim var, ben çıkıyorum. Tamam. Güle güle. Abla her sabah böyle sinirleri bozuk mu olur? Aman kim bilir neye bozulmuştur yine. Aman gitsin gitsin. İyi oldu. Kafamızı dinleriz. Ya ablam ya. Seçil Hanım yokken ben de 5 dakika çıksam. Nereye kız? Bir postaneye gidip geleceğim. Ayşe için. Madem Ayşe için git. Ama acele et, tamam mı? Tamam ablam, çok sağ ol. Elif Hanım? Emir Bey, kusura bakmayın. Benim çok acil bir işim vardı. Onu halletmek için çıktım. Ben hemen dönüyorum şimdi. Öyle mi? Ben bırakayım sizi. Yok yok, teşekkür ederim. Ben giderim. Elif Hanım. Kusura bakmayın. Neredesin sen? Ne işin var senin dışarıda? Daha dün bir, bugün iki. Çalışmak istemiyorsan işte kapı orada. Ben gönderdim Seçil Hanım. Benim için gitti. Demin niye söylemedin bunu? Özel bir şey vardı da söyleyemedim. Öyle mi? Nedir o özel mesele? Ayıp kaçar. Söyleyemem. Öyle olsun bakalım. Geç hadi geç. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşler de çok durgun bu aralar. Kış için normal, baharda açılır. Öyle tabii de.
Eleman almak için biraz erken mi davrandık acaba? 3 kişilik iş yok ki dükkanda. Boşuna masraf. Biz yanımıza aldığımız elemanı kovmayı seçtim. Ha gitmek isteyeni de zorla tutmayız, o ayrı. Ben çıkıyorum. Aa, Meltem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Buyurun, buyurun. Buyurun. Oturayım böyle. Oh. Buyurun, bu sizin. Az ama kusura bakmayın. Aa, kızım niye zahmet ettin? Ne zahmeti, güle güle kullanın. Çok teşekkür ederim. Bak mahcup oldum şimdi. Ben eli boş geldim. Ama Meltem Hanım, öyle düşünürseniz üzülürüm. Aa, Meltem Hanım. Hoş geldiniz. Canım, Gel otur Nurşen'cim, azıcık sohbet edelim. Yeni elemanınız mı? Elif, bu hafta başladı işe. Hayırlı olsun kızım. Çok teşekkür ederim. Patronumuz Meltem Hanım. Ah, canım. Nasılsınız efendim? Sağ ol yavrum, çok teşekkür ederim. Kahve içersiniz değil mi? Zahmet olmazsa Elif kızımın bir acı kahvesini içerim. Tabii tabii. Aa, olur mu? Meltem Hanım, ben yaparım. Dur Seçil, sen hiç zahmet etme. Senin elinden çok kahve içtim. Elif kızım yapsın, bir de onun elinden içeyim. Tamam, hemen yapıyorum. Akraban mı? Yok, komşumun kızı. Bir anası var, bir de kardeşi. Babaları vefat etti. Evin yükü hep Elif'in omuzlarında. Allah kolaylık versin. Çok da genç. Bu yaşta bu sorumluluk. Nurşen'cim, senin arkada işin vardı ya. Hadi. Buyurun. Sağ ol kızım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Emir Bey'i benden iyi tanırsınız. Kimseye hayır diyemez. Nurşen ricada bulununca kıramadı. Siz Nurşen'in söylediklerine bakmayın. Bu kız pek bizim işimize yarayacak biri değil Meltem Hanım. Neden öyle düşündün? Aklı çalışmakta değil ki. Onun derdi başka. Anasına, kardeşine bakmak için çalışan bir kızın başka ne derdi olabilir ki Seçil? Benim içime sinmedi işte Meltem Hanım. Güvenemedim. Bırakın gönderelim. 4 yıldır bu dükkanda çalışıyorsun Seçil. Bizim kapımıza geleni geri çevirdiğimizi gördün mü hiç? Her şey rızayla olur kızım. Biz de öyle. Meltem Hanım. Ay Allah. Hediyesini de almayı unuttu. Aa. Gitti mi Meltem Hanım? Sen de terziye git. Tamir edilenleri getir. Tamam. Gidiyorum. Elif. Buyurun. Elif, sana söylemeyi unuttum. Biraz önce Emir Bey aradı. Bu dükkana 3 elemanın fazla geldiğini söyledi. Maalesef artık burada çalışmanı istemiyorlar. Bu da haftalığın. Nasıl yani? Bunu Emir Bey mi söyledi? Evet, onun kararı. Hadi toparlan. Ama ben... Benim çalışmam lazım. Emir Bey de biliyor bunu. Beni nasıl çıkartır? Aa, orasını bilemem. Ama sen şunu iyice anla. Emir'le biz nişanlı sayılırız. Yakında evleneceğiz. Bir daha seni Emir'in etrafında görmeyeceğim. Yoksa çok fena olur. Hala ne dikiliyorsun? Hadi her şeyini al defol.
Bir daha da buralara uğrama. Ben sana Emir'i bırakır mıyım? Kenar mahalle dilberi. Allah Allah, neden gelmedi bu kız ya? Kolay gelsin. Sağ olun. Bunlar verdi. Bir de 4 numara şiş alabilir miyim? Tabii. Ne kadar borcum? 5 lira. Buyurun. Buyurun. İşler. Sağ olun. Yine bekleriz. Dükkanda teksin galiba. Nurşen terziye gitti. Gelir birazdan. Elif? Ha, doğru. Haberiniz yok sizin. İşten ayrıldı Elif. Öyle mi? Neden? Bilmem. Sevmedi herhalde burayı. Çalışmayacağım dedi. Ben de haftalığını verdim, çıktı. Nurşen abla ne diyor? Ona da öyle söylemiş. Hiç sevmedim burayı demiş. Neyse canım. İstemeyeni zorla tutacak değiliz ya. Peki, kolay gelsin. Gidiyor musunuz hemen? Bir kahve isteydiniz. İşim var, kaçayım. Biz seninle daha ne kahveler içeceğiz? Bütün evi dolaştım, durdum, bulamadım seni. Burada olacağını biliyordum. Oğlum, neyin var? Geldiğinden beri ağzını bıçak açmadı. Yok bir şey anne. Elif kızımla da tanıştım. Maşallah, pek beğendim. Elif işi bırakmış anne. Ne? Yo, bırakamaz. Bırakmış işte, almış haftalığını gitmiş. Kimden duydun, Nurşen'den mi? Yok, Seçil söyledi. Benim içime sinmedi işte Meltem Hanım. Güvenemedim. Bırakın gönderelim. Ben yarın Nurşen'le konuşurum. Başka bir sebebi vardır belki. Abla. Efendim. Üzülme. Ameliyatım için tek çare para biriktirmek değil ki. Belki televizyondan çağırırlar. Ya da ben başka bir iş bulurum. Ne dersin? Çalışsam bile sen o parayı biriktirene kadar yıllar geçer. Elif Hanım.
Kusura bakmayın. Ben sizinle konuşmak istiyordum da. Yani özel bir konu ama burada konuşulmaz tabii. Başka zaman. Canım benim. Allah, bir an önce bana eş nasip et. Bir an evvel Ayşem'in ameliyat parasını biriktirmemi nasip et. Allah, ne olursun onun yürüdüğünü görmeyi nasip et bana. Ha, Nurşen benim kızım, nasılsın, iyi misin? İyiyim, ya siz? Ben de iyiyim yavrum, sağ ol. Nurşen, ben Elif'i soracaktım, neden işten ayrılmış? Vallahi bana da tam bir şey söylemedi. Ama galiba Seçil Hanım'la aralarında bir şey olmuş. Öyle mi? Anladım, anladım. Ya bir de ben konuşmak istiyorum Elif kızımla. Zahmet olmazsa götürür müsün beni yavrum? Ne demek Meltem Hanım, öğleden sonra gideriz. Tamam. Ben depoyu düzelteyim. Düzelt bakalım. Düzelt. Gerizekalı. Sümük. Biz senden çok memnunduk kızım. Neden ayrıldın işten? Sizin haberiniz yok galiba. Neden? Emir Bey'in beni kovduğundan. Ne? Yok kızım, yanlış anlamışsındır sen. Ben anlayacağımı anladım. Teşekkür ederim. Eğer siz de oğlunuza sormuş olsaydınız anlardınız. Aa, Nurşen hoş geldiniz. Elif'in annesi. Merhaba. Patronumuz. Hoş geldiniz. Bir kahve içer miydiniz? Yok anne, hayır. Onlar da kalkıyorlardı zaten. Biz de kalkıyorduk zaten. Hadi Nurşen'cim, biz de kalkalım artık. Ben Meltem Hanım'ı yolcu edeyim. Geliyorum. Güle güle. Allah Allah. Kızım, koskoca kadın, patron evimize kadar gelmiş. Niye öyle davrandın? Artık değil anne. Aa. Hadi bismillah oğlum. Yok, vallahi yok. Boğazımdan geçmiyor oğlum. Ne oldu annem, neden? Oğlum, baban vefat ederken sana sadece dükkanı ve atölyeyi bırakmadı. Baban sana namusunu, dürüstlüğünü ve vicdanını da bıraktı. Ne yaptım anne? Şimdiye kadar ne kusurumu gördün de bana bu kadar ağır şeyler söylüyorsun? Elif'i sen çıkarmışsın işten. Ne? Sen de inandın mı? Anne, nasıl inanırsın? Ben böyle bir şey yapar mıyım?
Kendi ağzından duydum evladım, başkasından değil. Nasıl? Nerede gördün? Evlerine gittim tekrar dönsün diye ikna etmek için ama yok. E'si Emir Bey beni kovdu deyince ben de bir şey diyemedim kıza. Allah Allah, neden yalan söyledi ki? Sen kovmadın mı yani? Hayır anne, ben Elif'le konuşmadım bile hiç. O zaman bizim bir günahımız yok oğlum, üzülme. Elif Hanım. Elif Hanım lütfen. Sadece bir şey soracağım. Anneme niye, neden yalan söyledin Elif Hanım? Yalan mı? Ben asla yalan söylemem Ömür Bey. Ama seni ben kovmadım ki. Hem böyle bir şeyi nasıl yaparım? Seçil Hanım öyle söyledi. Eğer beni siz kovmadıysanız demek ki nişanlınız yalan söylüyor. Nişanlım mı? Abla, 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 abla üşüyorum, çok soğuk. Abla çok soğuk. Ayşe, canım neyin var? Abla, abla. Oo, sen ateşlenmişsin. Ev soğuk ama o kadar da soğuk değil ki. Abla çok üşüyorum. Anne, anne yetiş, Ayşe fenalaştı. Abla çok soğuk. Evet, çaylarınız da geldi sıcak sıcak. Sağ ol Nurşen, size de zahmet verdik gece gece. Olur mu Zehra abla? Komşuluk bugünler içindir. Tahlil sonuçlarınız geldi, korkulacak bir şey yok. İlaçlar bünyesini zayıflatmış. Ufak bir enfeksiyon geçirmiş. Çok şükür Allah'ım. Peki çıkaracak mısınız şimdi? Sabah bir daha kontrol ederiz, ona göre karar veririz. Odayı boşaltalım yalnız. Bir refakatçi yeter. Tamam. Anneciğim siz gidin artık. Ben kalırım yanında. Tabii tabii. Elif kalsın. Biz gidelim Zehra abla. Tamam kızım. Ben sabah gelirim yine. Hiç yorma kendini anne. Ben sabah getiririm Ayşe'yi. Yok yok, sen bana telefon et. Biz Hayri abinle gelip alırız sizi, tamam? Hadi. Hadi Zehra abla. Tamam. Al şunu Elif. Abla ne yapıyorsun ya? Üstünde bulunsun. Ne olur ne olmaz. Hastanedesin. Sağ ol. Yarın dükkana gittiğimde hastaneyi arayıp durumu öğrenirim. Ah Nurşen ah, vefalı komşum benim. Senin hakkını nasıl öderiz biz? Aa Zehra abla, o senin komşuluk hakkın. Ne ödemesiymiş öyle? Darılırım valla. Sağ ol, Allah senden razı olsun. Nurşen abla. Aa Emir Bey, hayırdır, ne işiniz var buralarda? Nurşen abla, ben senden bir şey rica edecektim. Tabii Emir Bey, ne demek? Benim Elif'le konuşmam lazım Nurşen abla. Acaba çağırabilir misin? Ben kapılarına gitmeyeyim şimdi, yanlış anlaşılır. Çağırırdım çağırmasına da. Elif evde değil ki Emir Bey. Nerede? Kardeşi hasta. Bu gece acile kaldırdık.
onun yanında şimdi. Hangi hastanede? Bizim buradaki sigortada. Çok sağ ol Nurşen abla. Sağ ol. Allah Allah. Ne oldu acaba? Yoksa... Yok canım. Emir kim? Bizim kız kim? Olmaz. Heh, iyi günler. Ben... neydi adı? Buyurun. Ya dün gece yatan bir hasta için geldim. Soyadı Ertürk. Bulabilir misiniz acaba? Hemen bakıyorum. Evet, Ayşe Ertürk dün gece yatırılmış. Hangi oda acaba? O bilgiyi veremem ama doktoru Serkan Alas. Gerekli bilgiyi doktorundan alabilirsiniz. Teşekkürler. Aa, doktor beyin odası ne tarafta acaba? Dümdüz gidin ilk sağ. Teşekkürler. Merhaba, geçmiş olsun. Hastamız nasıl bugün? İyiyim. Çok güzel. Bugün çıkar mıyız? Serkan Bey de kontrole gelecek. Ondan sonra gidebilirsiniz. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Abla. Söyle ablam. Televizyondan da aramadılar. Artık hiç umudum kalmadı. Ömrümün sonuna kadar yatalak kalacağım böyle. Ayşem. Güzelim. Bak, bu ameliyatı yaptıracağız inşallah sana. Ve sen yine yürüyeceksin, tamam mı? Sakın umudunu kaybetme. Gel. Buyurun, ne vardı? Ben Ayşe Ertürk için gelmiştim. Ben de birazdan onu görmeye gidecektim. Nesi var doktor? Bir yıl önce çocuk felci geçirdi. Yani yürüyemiyor mu? Maalesef. Ağır bir ameliyat gerekiyor. Ama çok pahalı. Ailenin ekonomik durumu da buna maalesef el vermiyor. Yapalım. Anlamadım. Siz mi ödeyeceksiniz? Daha ne kadar olduğunu bile sormadınız. Parası önemli değil. Ameliyatı hemen yapalım Serkan Bey. Ben ödeyeceğim. Öyleyse işlemleri başlatalım. Alo, Ali İhsan Bey. Ben hemşireye bir şey sorup geleceğim. Yalnız kalırsın değil mi ablam? Kalırım ama televizyonu açarsan. Serkan Bey, Ayşe iyileşmiyor. Durumu giderek kötüleşiyor. Ya bunun başka bir çaresi yok mu? Ne olursunuz yol gösterin. Tamam, sakin olun. Ben de sizin yanınıza geliyordum. Ameliyatı yapıyoruz. Ne? Ama nasıl? Yani para? Halloldu, merak etmeyin. Nasıl halloldu? Bir hayırsever bütün masrafları karşılıyor. Ayşe iyileşecek. Biz de hastane olarak bütün desteği vereceğiz. Yani çok sağ olun. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Maşallah, maşallah. Ay benim kızım yürüyerek mi gelmiş eve? Çok şükür. Bugünleri de gördük. Ablam benim. Abla su. Tamam canım, getiriyorum hemen. Ay çok acıyor anne. Yavaş, yavaş kızım. Geçecek, geçecek ha. Otur bakalım. Hoppa. Kim elini uzattıysa Allah ondan bin kere razı olsun. Zehra abla. Ben kimin yaptırdığını biliyorum. Kim? Ama Elif duymasın. Bilinsin istemiyor. Tamam tamam duymaz. Bizim patron Emir Bey. Sahi mi?
Müsaitseniz bu akşam hayırlı bir iş için gelmek istiyorlar. Hay Allah, ne diyeceğimi şaşırdım ben şimdi. He de gelsinler Zehra abla. Al bakalım. İlaçlara hemen başlamak lazım. Uy, aferin benim akıllı kardeşime. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin. Hadi bakalım. Tabii tabii. Allah'ım sen utandırma. Amin, amin ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Evet. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Teşekkürler. Hayırlı sağ olsun. Sağ ol, sağ ol. Ameliyatı sen yaptırdın değil mi? Allah utandırmasın. Hayırlı olsun. Sen git hayatım, ben geliyorum birazdan. Tamam canım. Senin ne işin var burada? Ben sana bir daha bu dükkana ayağını atmayacaksın demedim mi? Senin için gelmedim zaten, merak etme. Ne diyorsun sen be? Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun? Çek elini. Ay, durun, ne yapıyorsunuz? Sen karışma Nurşen, yoksa fena olur. Aa, yeter ama! Bakın sonra çok pişman olacaksınız. Elif Emir'le nişanlandı. Emir'in nişanlısı. Ne? İnanamıyorum. Emir, nasıl yaparsın bunu? Seçil! Seçil, kendine gel. Nurşen abla kolonya getirsene. Dur! Seçil. Tamam, uyandı. Ne oldu bana? Yok bir şey, bayıldın. Bayıldın. İyisin değil mi? Bir şeyin yok. İyiyim. Yine de sağ ol. İyi ki tuttun beni. Elif, ne oldu? Yok bir şey Emir Bey. Tansiyonu düştü biraz. Öyle mi? Geçmiş olsun Seçil. İyi misin şimdi, hastaneye götürelim mi? Abartılacak bir şey yok. İyiyim. Tuzlu ayran var mı Nuşen abla? İyi gelir. Var var. Getiriyorum. Tebrik ederim ikiniz de. Teşekkür ederiz. Darısı senin başına. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.